Yeni salgının adı sanal kumar. Kimi heyecan, kimi de kolay yoldan para kazanmak için başlıyor bu illete ve her hikaye hüsranla bitiyor. Sırf bu yüzden canına kıyanlar azımsanmayacak kadar fazla. Kumar bağımlılığının tedavisi de elbette mümkün. Yardım eline sarılanlar ve kurtulmayı başaranlar yaşadıkları o süreci ATV Haber anlattı. Şu ekrana bayıl. Siz orada kaynatıyorsunuz. Burada ekmek var. Ekmek parası dediği kumara özendirmekten başka bir şey değil aslında. Onlar binlerce kişinin izlediği bir içerik üretiyorlar belki ama o videolar aslında birçok kişi de telafisi mümkün olmayan kayıplara yol açabiliyor. 3 tane maça bulursa jackpot mu oluyor? 35 milyon. Oha! O zaman onun altındakini aç. O kutular açıldıkça sönen ocaklar da bir hayli arttı. Mağdurlar çoğaldı, aileler dağıldı. Ünlüler de bunlara maşa oldu. Bir dakika, çocuk 500 lira yükleyip bu parayı mı aldı? Evet. Kaka yapıyorsun. Evet. Aa, kimi yeni başlamışken, kimi ise milyonlarını kaybetmişken bütün her şeyin farkına vardı ve bu bataklıktan kurtulmaya çalıştı. Ancak yaşadıkları mağduriyet artık hem maddi hem de manevi kayıp olarak onların hayatına sirayet etti. Çok renkli oyuncaklar, çizgi film karakterleriyle bizi zevk için önce oynattılar. Ondan sonra baktık ki gerçek paralarımız gidiyor. İlk 100 lira yükledim, para 1500 lira oldu. Aa dedim, ne kadar güzel bir şeymiş. İşte hep zihin daha çok istiyor. Size önceden bedava paralar veriyorlar, free spinler veriyorlar. Ondan sonra da iyi olmaya başlıyorlar. Ben hani ufak ufak hediyelerle başladım. Ondan sonra kendim para yatırmaya başladım. Ondan sonra tabii kazandım. Bu kazanmanın verdiği hırsla biraz daha kazanayım diye oynadım ve kaybetmeye başladım. Ceplerinden çıkan para kaybettiklerinin yanında belki de en hafifi. Çünkü kimi yaşama sevincini, kimi yakınlarını kaybetti. Tahmini ne kadar kaybettin? 15 milyonum vardır, 15-16. Çünkü motorların gitti, dükkanım gitti, hani birikmiş altınlar vesaire vesaire. 5 milyon, 6 milyonun üzerinde bir rakam kaybettim, sadece kendi param. Bunların yanında kazanıp kaybettiklerimi sayamadım. Bir bataklık düşünün ve o bataklığın üstü yeşillikle, çiçeklerle kaplı. İşte kumar da tam da bu örnekteki gibi. Siz o yeşilliklerde, çiçeklerin arasında gezineceğinizi düşünürken bir adımınızda tamamen bataklığın içinde buluyorsunuz kendinizi ve çırpındıkça daha da batıyorsunuz. Ancak bunun tedavisi mümkün. Ailem sağ olsun hep yanımda destek oldular. Ben iki kere intihar girişiminde bulundum. Çünkü hani ciddi anlamda paralar kaybettim. Dışarıda asgari ücretle 17 bin liraya geçinen bir vatandaşın aldığı parayla bir kumardan gelen 2 milyon arasında çok büyük fark var. Aslında 17 bin daha bereketli. Bu bataklıktan kurtulmak elbette mümkün. Artık hayatına yeni beyaz bir sayfa açmak, tüm yaşadıklarını geride bırakmak isteyenler tedavinin yolunu tutuyor. Çırpındıkça içeri battık, Ama en son bir el uzandı bize. Elhamdülillah. Şu anda hiçbir şey oynamıyorum, kullanmıyorum.